Yunanistan'dan provokatif adımlar gelmeye devam ediyor. Bu kez Yunanistan'ın eski savunma bakanı Apostolakis Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı. Savaş riski bulunduğunu iddia etti. En kötü senaryoya hazır olunmalı dedi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez başrolde eski savunma bakanı Apostolakis var eski bakan Türkiye ile Yunanistan arasında en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini iddia etti. Gerilimin savaşa nedeni olabileceği yorumunu yaptı. Herkes, dostlarımız ve muhalefet riskin farkında olmalı dedi. Apostolakis, düşmanca açıklamalarını Yunanistan'ın haksız 12 mil talebiyle ilgili sürdürdü. Yunanistan başka bir ülke meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yanıt olur dedi. Yunanistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Silahlandırılması yasak olan Ege adalarını silahlandırıyor. Türkiye ve Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na uygun olarak adaları silahtan arındırmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı sert dille uyarmış ve bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini kullanmıştı. Gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan Geri kalmayız Türkiye Yunanistan'ın hukuksuzluğunu sürdürmesi durumunda adaların üzerinde gemenlik tartışması başlayabileceğini söylemişti Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır